Uzun yıllar Tapgöl başında siyasette önde olan bir isimsiniz. Ailece Gölbaşı Belediyesi'nin yönetiminde de uzun yıllar görev aldınız. Bugünlerde tabii AK Parti Adıyaman merkez ve bazı ilçelerde adaylarını açıkladı. Fakat Gölbaşı merkezde belediye başkan adayı ile ilgili spekülasyonlar var. Neler var, siz neler söyleyeceksiniz? Gölbaşı'nda partimizde, AK Parti'mizde 10 tane aday müracaatı var. Partimiz değerlendirecektir mutlaka bunları. Kim uygun görürse onu verecektir. Biz sabırla bekliyoruz. Partimizin kararı ne olursa ona uyacağız. Şimdi geçtiğimiz haftalarda ilçelerin bazılarında adayların anketlere sunulduğu, vatandaşın eğilimlerini belirleyip böyle kılı kırk yararak bir aday seçme inceliğinden bahsediliyordu. Mesela Kahta'da işte Musa Yıldırım'la Reşat Turanlı, Mehmet Hallaç isimlerinin ankete tabi tutulduğu söylendi. Gölbaşı'nda da Hakan Toydaş'la Yusuf Özdemir ilçede anket yapılıyor. Sorulacak hangisi daha çok oy alabilecekse onu aday edeceğiz eyleminde bir şey vardı. Böyle bir anket çalışması duydunuz mu, yapıldı mı? Evet, böyle bir anket çalışması oldu. Evet. Geri dönüşler oldu Evet. hemşehrilerimizin. Oradan biliyoruz. Evet. Geri dönüşleri de çok müsbet olarak biz değerlendiriyoruz. Evet. Aldığımız geri dönüşleri öyle. Evet, biraz önce söylediğim gibi 10 tane adaylığı için müracaat vardı. Ama bunlar içerisinde bir ankette benim ismim vardı. Bir de müracaat etmemiş olan dışarıdan bir arkadaşımızın ismi vardı, Hakan Toydaş'ın. Değerlendirmeler genel merkezimize ait. Sayın Başkanım, yine böyle spekülasyonlar da, yani biz direkt sizden bilgi alarak kamuoyu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nda MHP Gölbaşı'nı istiyor, onun için aday geç açıklanıyor gibi söylenler oldu. Böyle bir şey söz konusu mu? Tabii ülkede bir uzunca bir süredir malumunuz bu ittifaklar var, işliyor. Elbette MHP bazı yerlerde kendisine verilmesini isteyecektir, gayet normaldir. AK Parti'ye destek olacağı yerler olacaktır. Benim duyduğum, sadece duyum, bilgi değil. Gölbaşı ile ilgili de bir takım görüşmeler olmuş. Ama görüşmelerin sonuçlandığını zannediyorum. Bilmiyorum. Gölbaşı ilçesinin açıklanmasının gecikmesi buna bağlı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü daha Adıyaman'da hiçbir ilçenin resmi aday açıklaması yapılmadı. Yani Parti tarafından açıklanmıyor. parti tarafından daha bir açıklama yapılmadı Adıyaman. Evet. Hatta AK Parti'de tek müracaat olan ilçelerimiz var. Bunlar dahi daha açıklanmadı. Kaldı ki Türkiye'de daha birçok ilin ilçelerinin adayları açıklanmadı. Buyurduğunuz gibi partimiz inceliyor. Uygun gördüğüne verecektir. Ben zannediyorum fazla da uzun sürmez çünkü vakit kalmadı. Sayın Başkan, sizin geniş bir taraftar kitleniz var, yani köklü bir siyasi geçmişiniz var. Yani taraftarlarınızın, ya Yusuf Özdemir'in aday edilmezse hakkı yenir, Yusuf Özdemir aday gösterilmezse AK Parti'de Yusuf Özdemir bağımsız da olsa mutlaka aday olmalı, çevrenizden böyle bir baskı olduğu söyleniyor. Yusuf Özdemir AK Parti adayı olarak açıklanmazsa o pozisyonda partinizin belediye seçimlerinde durumunu nasıl görüyorsunuz? Böyle bir pozisyonda Yusuf Özdemir nasıl bir duruş sergileyecektir? Vallahi böyle bir görüşmemiz kendi aramızda olmadı. Seçmenlerimiz bu türlü fikir sarf edebilirler. Ama böyle bir görüşmemiz kesinlikle olmadı. Biz inşallah Allah'ın izniyle AK Parti'den aday olmayı hedefledik. İnşallah öyle olacağını da umuyoruz. Sayın Başkan, biz sizin aday gösterileceğinizi düşünerek
söyleyelim. Çok zor bir dönem süreç geçirdi. Gölbaşı 6 Şubat'ta Adıyaman yıkıldı. Nurdağı İslahiye'den bahsediliyor ama ben bakıp izlediğim kadarıyla Gölbaşı daha kötü durumda. Fakat Gölbaşı'nda medyanın gelişkin olmaması, sektörün etkili olmamasından dolayı sesi çıkmadığı şeklinde bir kanaat var. Gölbaşı'nın hali kötü. Seçilmeniz durumunda aklınızda olan Gölbaşı için yeni dönemde belediye başkanı olursam neler yaparım diye kafanıza? Benim de gönlümdeki ve fikrimdeki, vatandaşın da büyük bir çoğunlukla gönlündeki ve fikrindeki, biz Gölbaşı sevdalıları olarak Gölbaşı'nı seviyoruz ama Gölbaşı'nı yerinde seviyoruz. Bizim ilk hedefimiz Gölbaşı'nı yerinde yeniden yeşertmek. Tabii zemin durumuna göre inşaat tekniklerini kullanarak Gölbaşı'nı yerinde yeşertip, yerinde güzel olduğunu düşünerek ayağa kaldırmak. Bunun için ilk işimiz esnafı ayağa kaldırmak olacaktır. Aşağı Çarşı diye tabir ettiğimiz Turan Özdemir Caddesi'ndeki esnafımız, Yukarı Çarşı diye tarif ettiğimiz buralar üzerindeki çarşımızı öncelikle ayağa kaldırmak hedefimizdir. Bundan sonra yerinde dönüşümlerle inşallah Gölbaşı'nı eskisinden daha güzel hale bir an önce getirip vatandaşın daha rahat yaşayabileceği, daha güzel yaşayabileceği bir Gölbaşı oluşturmak. Kısacası iki cümleyle şöyle özetleyebilirim. Biz gençlere tecrübe olacağız inşallah, hedefimiz bu. Geleceğe de hizmet ve yatırım olacağız. Daha sonra gençlere güzel bir Gölbaşı bırakıp işimiz rahat bir şekilde inşallah Allah'ın verdiği ömür kadar kenara çekilip izlemek ve fikir olarak katkıda bulunmak olacaktır. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz için.